Herkese hayırlı akşamlar. 9 Temmuz Salı, o gün bugün mü? Sinyal geldi mi? Deval başlıyor mu? Vaziyet alın. Çarşı karışıyor. Şimdi bu akşam çekilecek videoların bütün başlıklarını size saymış oldum. Yani sinyal geldi, deval başladı. Ha gitti, ha geliyor, ha gitti, ha geliyor. Dolar TL en sonunda 33'e doğru tekrardan yaklaşan bir kur. Yaklaşık 5 aydan beri aynı yerde sayan bir kur. Yaklaşık 5 aydan beri buraya nereden geldiği belli olmayan diye de bir acayip geldi lafın ucu gidişatı. Onu çevireyim. Yani nereden geldiği belli olmayan bir yabancı parası 50-60 milyar dolar, 70 milyar dolar yaklaşık 5 aydır. Güzel faizini alıyor. %4, %5'ten koyduğunuz zaman aşağı yukarı dolar bazı %25 faiz. Yaklaşık yurt dışında 5-6 yıllık faiz demek. Dolayısıyla sizler de bu düzenin bir gün bozulacağını düşünüyorsunuz. Veya size böyle anlatıyorlar işte. Diyorlar ki devel olacak. Bir anda kopacak. Bir anda öyle olacak. Arkadaşlar buraya parasını getiren adamların hiçbiri salak değil veya hiçbiri de garanti almadan gelmiş insanlar değil. O yüzden kendi kendinize kurulmayın. İşte bugün çekilecek videolarda işte sinyal geldi, deval başlıyor falan filan hiç kanmayın. Ama tabii ki dolar TL'de artık yani yetti gari. Çünkü 5 aydan beri hani Türkiye'de 5 aydan beri fiyatı artmayan herhalde tek şey dolardır. Fiyatı artmayan da demeyelim. Biraz daha filtreleyelim onu. Minimum %20 fiyatı artmayan gene hiçbir şey yoktur herhalde 5 aydır. Ama dolar ne hikmetse aynı yerde sayıyor. Sonra diyorlar ki hani doları enflasyon yükselmesin diye tutuyoruz. Tamam da arkadaş doları tutuyorsun güzel. Enflasyonu tutabiliyor musun 5 aydır? Yani tamam bir şeyi tuttuğumuz belli hep beraber. Tutuyoruz zaten şu anda. Yani sıkı sıkı sarılmış durumdayız. Hatta bir tane değil 2-3 tane olsun diye bekliyoruz. Hani şunu da anlamıyorlar. Yani hikayeden bir program. Doları tutarsak enflasyonu tutacağız. Tamam 5 aydır doları tutuyorsun. Enflasyon nerede? Para nerede? Enflasyon nerede? Para nerede? Enflasyon nerede? Yani inanılır gibi değil ama olan kime oluyor arkadaşlar? Birçok insanın dolar bazı bütün birikimlere eriyor. Yani ülkecek fakirleştiriliyoruz şu anda. Hani yakında yapraklı hale geleceğiz zaten. Çok bir problem yok. Ama hani bu düzen biraz daha devam edecek. Bu düzen ne zamana kadar devam edecek? Buradaki KKM çözülene kadar arkadaşlar. Bütün dava KKM. KKM çözülmeden herhangi bir devalüasyon bu ülkede beklemeyin. Şimdi hızlıca girdim. Videonun sonunda çok önemli bir duyuru yapacağım. Çok ciddi bu akşamla yarın arasında çok ciddi fark olacak bir şey özellikle profesyonel öğrenciler için, Pro Akademi için. Ondan önce bir borsaya bakacağız. Bir de altına bakacağız. Bugün altın ve gümüşte biraz bir geri çekilme var. Borsa tarafında biraz kağıt değişiklikleri var. Borsa demişken şimdi hem borsaya hem altına bakacağız. Özellikle profesyonel trade edenler için. İşte altın, gümüş, S&P, işte daha çok borsa, hisse senedi, Viyop. Biliyorsunuz Pro Akademi tarafında şimdi canlı seansı koyduk. Yani Türkiye'de ilk defa benle beraber sabah 2,5 saat, akşam yaklaşık 2,5-3 saat, günde 6 saat canlı canlı piyasayı net olarak yorumlayacağınız bir yapı. Yani bu Türkiye'de yapılmayan bir şey. Yapanlar var sahtekarlar hani ondan bazı yani bu şu değil. Arkadaşlar şunu alıyoruz arkadaşlar bunu satıyoruz işte ben önden alıp da sonra size yapıştırayım falan gibi. Böyle bir mutlu sonla biten bir grup bu kaliteli gerçekten trade eden emeğin hakkıyla tamamen piyasa gözlemiyle nereye para girişi var nereye para çıkışı var. Biliyorsunuz her zaman hep olmadan önce konuşuyoruz. Hiç biz çıkıp da akşam yine olduktan sonra hikayeyi anlatmıyoruz. Bu sefer işin daha da cılkını çıkardık. İş olurken yani kavganın içinden birebir konuşacağız. Dolayısıyla orada bugün fiyatlar normal olacak yani bir önceki fiyat ama yarın sabahtan itibaren arkadaşlar %50'lik bir zam gelecek o fiyatlara. Dolayısıyla bugün son indirimli fiyat olacak Trade Academy Pro'da. Yarın %50 zamlanmış olacak. Pazar günü de grup başlıyor. Büyük ihtimalle cumartesi günü kontenjan kapanacak. Bu arada Trade Academy Pro yerine herhangi bir eğitim setini aldığınız zaman da size Trade Academy Pro hediye ediliyor bunun içinde. Dolayısıyla bu dönem özellikle eğitim setlerini almak çok ama çok avantajlı. Çünkü neredeyse eğitim bedavaya geliyor ve canlı canlı seans takip edeceğiniz bir yapı olacak.
Benle konuşmak isteyenler, bana ulaşmak isteyenler bize ulaşın bölümünden ulaşabilir. Dediğim gibi Pro'da bugün son fiyat, akşama kadar yarın sabah yaklaşık %50'lik bir fiyat artacak. Cumartesi günü de grup kapanacak. Şimdi dedik ki dolar aynı, yani işte 5 aydan beri bakın burada gördüğünüz gibi 5 aydan beri sabit kalan bir dolar kur. E tabii ki artık burada yukarı doğru bir hareket başlayacak. Tabii ki önümüzdeki dönem işte 33'lerin kırılmasıyla beraber tekrar 33-65'ler gözükecek. Hatta önümüzdeki dönem belki 37-38 bandına doğru gidecek. Ama tekrar ediyorum, KKM çözülmediği sürece dolarda bir devalüasyon beklemeyin. Borsa tarafı bugün biraz sancılıydı. Daha doğrusu değişik kağıtlar vardı. 10.800'ün üstünde çok kalıcı olamıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri bugün bankacılık endeksindeki satış baskısıydı. Yani biraz bankacılıkta satış baskısı vardı. Ama 4-5 tane hisse senedinde de çok ciddi para girişleri vardı. İşte özellikle profesyonel borsada trade edenler arkadaşlar için mesela hangi kağıtta hareketlilik var, hangi tahta zayıf, hangi tahta var, onu anlık ve anlık grafikleri, 15 dakikalıkları, aracı kurum dağılımları, bütün piyasa takibiyle beraber arkadaşlar inanılmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Hakikaten ciddi ciddi hem öğreneceksiniz hem de bu volatil piyasada da elimizden geldiğince kaybetmemeniz için çabalayacağız. Buradaki tabii ki olay daha çok hep IMKB 30 VIOP üzerinde olacak. Hep büyük tahtalar üzerinde yorumlar olacak. Sığ tahta çok fazla biz konuşmayız. Sadece pazar seminerlerinde sığ tahtalar verilir. Mesela bu pazar seminerinde Kontrolmatik verdik, Teknosa verdik. Yani sığ tahtalar da konuşuyoruz ama asla ve asla hani seans içinde bu tarz şeyleri hani şunu zannetmeyin. Abi işte bir kağıdı tavanlar mıyız? Abi bizde öyle çakallık çukallık yok abi. Bizde Türk Hava Yolları, Garanti, işte Aselsan, Petkim, Doğan. O bunlar büyük tahtalar, hacimli tahtalar. Dolayısıyla hani ne beklentiyle geldiniz de çok önemli. Beni tanıyan zaten ne olduğunu biliyor. Kaliteli, düzgün trade edeceğiniz ve gerçekten de çok komik bir rakama bu aldığınız şey. Bugün dediğim gibi son gün, yarın sabah %50 zamlanıyor. Altın tarafına baktığınız zaman altın tarafında da bugün bir geri çekilme var. Özellikle hem altın hem gümüş tarafı şöyle bir baktığınız zaman hem altında hem gümüşte bir geri çekilme var. Gümüş biliyorsunuz burada özellikle sistemde 29.5'ta al verdikten sonra 31.5'a gitmiş. Ondan sonra bir düzeltme yaşıyor şu anda. Altın tarafı şuradaki kırmış olduğu düşüş kanal trendinin bir retest üzerinde oturmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu bölgenin. Dolayısıyla biraz altın ve gümüşte bir geri çekilme var. Biraz dolar endekslerinde bir toparlanma vardı bugün. Özellikle 104.800'lerden 105.200'lere doğru. Dolayısıyla biraz da o yüzden metal tarafında biraz geri çekilme var. İşte mesela bunları gördüğünüz zaman mesela bizde biliyorsunuz her sabah eskiden yaklaşık 45 dakikalık analizler oluyordu. Şimdi herkes mesela o günleri söylüyor. Burak hocam diyor tekrar başlasın. Ya biz hakikaten o zamanlar neler yapmışız? İnsanlara gerçekten neler vermişiz? Bugün onun onda birini yapabilen kurumlar yok. Ama işte mesela Trade Academy Pro'da aynı sistem devam ediyor. Her sabah dünya borsaları, altın, gümüş, trade noktaları, Türkiye borsası, VIOP ağzına kadar dolu. Ama şu çok net ki arkadaşlar parasız bir şey yaptığınız zaman veya gerçekten böyle hani faydası olsun dediğiniz zaman karşı taraftaki insanların size o ilgiyi göstermiyor. Bir şey ne kadar pahalıysa o kadar ilgi alaka görür bizim ülkemizde. Ücretsiz bir şey verirsin. Mesela o zamanlar videoları 15.000 kişi izlerdi arkadaşlar. Sadece 1000 kişi, 1500 kişi beğenirdi. Sadece 50 kişi yorum yapardı. Bu arada videoları izleyenlerin yarısı da abone olmayan insanlardı. Şimdi siz böyle bir şey yapar mısınız bir daha? Yapmazsınız. Ha ama YouTube'da ne yapıyoruz? Size her zaman gene kritik noktalarda hep doğruyu söylüyoruz. 4 ay önce altın dedik. Daha bir hafta önce gene altın dedik. Altın gümüş %5, %7 yaptı. 3 ay önce, 4 ay önce bu carry trade işi başladığında dolarınızın %30'unu, %40'ını bozun, faize koyun dedik. Kritik noktalarda hepsinde uyardık mı? Uyardık. Yani dolayısıyla hani şunu da zannetmeyin. Ya Burak hocam sen bizi, sonuçta siz bizim ailemizsiniz. Hakikaten de biz 6 yıldır sonuçta beni sektörde hep
hani patronlar, genel müdürler, hani üst yönetimler genelde tanırdı. Ama şu anda sokakta yürüdüğünüz zaman sayenizde sağ olun. Hepiniz seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Bunu sizlere borçluyuz. Çünkü hani bu bir alışveriş. Ben gerçekten 6 sene boyunca hep dürüstlüğümden hiçbir zaman ödün vermedim. Yanılmış olabilirim. Çok normal. Ama hiçbir zaman ne dürüstlükten ne samimiyetten hiçbir zaman taviz vermedim. Size bir şeyler yapmam istendi. Hani söylenmem, işte inanmadığım şeylerin yapılması istendi. Baş kaldırdım. İşime son verdim. İstifa ettim. Dolayısıyla ben Allah'ıma şükürler olsun ki hani bana güvenen, inanan insanları hiçbir zaman suistimal etmedim. O yüzden çok memnunum. Trade Academy Pro tarafında olmaktan da çok mutluyum. Çünkü gerçekten işi öğrenmek isteyen bir sürü bayan, bir sürü emekli, bir sürü genç çocuk bu işi öğrenmek isteyen, bir anda parasını, portföyünü doğru yönetmek isteyenler, bir anda ekranda bu işi profesyonel yapmak isteyenler. Herkese elimizden yettiğince, yani meslek hayatımızda ne öğrendiysek sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Başarılı oluyoruz, olamıyoruz, bilemem. Bugüne kadar yetiştirdiklerimizin nereye geldiği insanlar biliyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Siteye girip de dostlarımızın görüşleri bölümünü okuduğunuz zaman 55-60 yaşında insanların neler yazdığını görürsünüz. İnsanların bu işlere ne kadar korkarak girdiğini, ondan sonra işi öğrendiği zaman ne kadar keyif aldığını görürsünüz. Dolayısıyla bunlar çok zor şeyler değil. Ha, siz hani hiçbir zaman kalkıp da bir Warren Buffett olmayacaksınız veya bir algoritma olmayacaksınız. Ama neyi ne zaman almanız, ne zaman almamanız gerektiğini hiç veya hiçbir zaman kazıklanmayacağınız, tuzağa düşmeyeceğiniz bir hale geliyorsunuz. Bu da zaten bence ilk etapta yeterli. Çünkü o kadar çok kandırılan, o kadar çok gaza gelen, abuk subuk kağıtları alıp inanılmaz derecede aile paralarını yarıya indiren insanlar var ki. Bir sürü böyle hikaye var. Dolayısıyla ben hani Trade Academy Pro'nun fazlasıyla görevini yerine getirdiğini düşünüyorum. O yüzden keyfim yerinde. Bugün dediğim gibi son gün fiyatta, yarın %50 zam olacak. Eğitimleri almak için çok zamanı, çünkü eğitim aldığınız zaman pro bedava gelecek. Eğitimler neredeyse bedavaya gelecek. Dolayısıyla bence eğitim konusunda da kesinlikle gözden geçirin. Herkese hayırlı akşamlar. Dediğim gibi akşam artık bol bol dolar TL dinleyeceksiniz. Hazırlıklı olun arkadaşlar.